Merhabalar efendim. Ümitli misiniz? Evet, ümitliyim. Her zamankinden daha fazla ümitliyim. Allah Teala bize ümit var olmamızı emrediyor. Çünkü ümit duygusu ahiret itibariyle bakıldığı zaman yalnızca insanın cennete gitmesi değil. Burada inandığı hakikatlerin cennette, ahirette, kıyamet gününde apaçık ortaya çıkması. Allah Teala zulmü lanetlemiş. Zulme karşı kalplerimizde, gönüllerimizde bir nefret hissi koymuş. Fakat zalimlerin bu dünyada hakkıyla cezalandırıldığını görmüyoruz. Ümit ediyoruz ki o hakikat zalimlerin cezasını, belasını bulacağı hakikati ahirette gerçekleşsin ve ahirette gerçekleşeceğine inanıyoruz. İşte bu ümitler bizi hayatta tutuyor. Ümitlerimizle insanız, ümitlerimizle imanımızı sağlam bir zemine yerleştirmiş oluyoruz. Fakat bu ümit insanlardan ümit değil. Falan partiden, filan partiden, filan liderden ümit değil. İnsanlara ümit bağlayanların nasıl yolda kaldıklarının tarihte binlerce örneği var. Fakat Allah'a ümit bağlayan, Allah'ın yolunda gidenleri Allah hiçbir zaman terk etmemiş. Allah Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ ve haceru ve cahedu fi sebilillah ulaike yercun rahmetallah buyurur. Allahu afurrahim. Allah Teala kendisine iman eden, hicret eden, Allah yolunda vatanını, milletini, malını, mülkünü terk eden ve Allah yolunda malıyla, mülküyle Allah için mücahede eden insanları yarı yolda bırakmaz. İşte onlar yalnızca Rablerinin rahmetini ümit ederler. Allah gafurdur. Onların hatası da olsa o hatalarını siler. Allah rahimdir. Şefkatiyle onların ümit ettikleri şeyleri hem bu dünyada hem ahirette gerçekleştirir buyur. Kafirler İnançsızlar her şeyi dünyada halletmek, dünyada çözmek arzu ederler. Onun için onların planları hep dünya eksenlidir. Fakat inananlar ümitlerini ahiretle, ahirette gerçekleşecek o ilahi mutlak adaletle adeta taçlandırırlar. O adalete bakarak, o adaleti bekleyerek, o adaleti ümit ederek yaşarlar. Rabbimize inancımız tam. Allah Teala vaat ettiği her hakikatin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Onun Resulünün diliyle bize bildirdiği zalimler ebedi kalmaz, zulüm devam etmez. Zalimler bu dünyada da ahirette de cezasını bulur. Ama bugün bulur, ama yarın bulur, ama bir gün bulur. Fakat muhakkak zalim zulmünün cezasını bulur. İşte buna ümit ediyoruz, buna inanıyoruz ve Allah Teala'nın bu hakikati gerçekleştiğine itimat ediyoruz. Bu ama hemen olmayabilir. Biraz gecikebilir. Gecikmesi o Allah'ın intikamının olmayacağı değil, o intikamın çok daha şiddetli olacağı anlamına gelir. Allah ayaklarımızı istikametten ayırmasın. Peygamber Efendimiz Mekke dönemindeyken müşriklerden özellikle de yakın çevresindeki Ebu Leheb gibi amcaoğulları gibi, hatta amcası gibi bir kısım insanlardan çektiği sıkıntılar çektiği işkenceler, gördüğü eziyetlere bakınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümit var olması ve Allah Teala'nın ona ümitli olmasını, ümit etmesini Allah'ın nurunu, Allah'ın dinini muhakkak tamamlayacağını bildirmesi bizim için en büyük tesellilerden bir tanesi. Efendimiz buna o kadar inanmıştı ki yanına gelen sahabilerden birisi Meta Nasrullah deyince ona tam bir iman ve güven içerisinde insanlar ileride o kadar mutlu, o kadar emin, güvenilir yaşayacaklar ki kendi dönemi, kendi dönemi sonrasındaki gerçekleşecek. Kısa bir dönem de olsa huzur günlerini, barış günlerini müjdeler Allah bu dini tamamlayacak. Fakat siz acele ediyorsunuz buyurur. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimize hitaben Peygamber Efendimizin nasıl davranması Allah'a karşı hangi duygular içerisinde yaşaması, müşriklerin o baskısına karşı, zulmüne karşı hangi duygulara ve neye önem vermesi gerektiği konusu çok net bir şekilde Mekki surelerde anlatılır. Ve tevekkel alel aziz rahim der. Şu Ara suresinde Cenab-ı Hak 217. ayet. Tevekkel Allah'a tevekkül et. Aziz ve rahim olan, izzet ona ait. Büyüklük, azamet yalnızca Allah'a ait. Kim azamet konusunda, büyüklülenme konusunda benimle yarışırsa onun canına okurum buyuruyor allah Teala. Büyüklenen nice cebbarları, zalimleri, despotları burunlarını sürtmüş. Onları maksatlarının tam aksiyle allah Teala bu alemde cezalandırılmıştır. Ellezî o Allah ki yara kehine tegûm ve sâcidîn Allah senin gece gündüz tek başına kıldığın namazlarını senin Allah'ın huzurunda dikilip duanı görüyor ve secde edenlerin arasında onlarla beraber namaz kılarken çektiğin ızdırabı da Allah Teala görüyor. Onların çektiği acı ızdırap, onların gördüğü işkenceler, sıkıntılar karşısında onların beklentilerini görüp senin üzülmen karşısında Allah Teala görüyor, onları biliyor ve rahmetiyle sana muhakkak ki Allah Teala muamele edecek. İnnehu ve semiul alim. Allah'ın işitmediğini, bilmediğini mi zannediyorsun? Allah Teala her şeyi bilir, her şeyi işitir. Hapishanelerdeki, zindanlardaki masumların iniltisini, masum hapislerde doldurulmuş bebeklerin ağlamasını Allah işitiyor. Allah her şeyi biliyor. Allah zalimlerin yaptığı zulümleri de biliyor. O zulümlerin de hakkından gelecek Allah Teala. Hel alamen alâ men tenezzelü şeyâtîn, tenezzelü alâ küllü effâk Ben sana ey peygamber, sana şeytanlar, sihirbazlar, kahinler haber veriyor. Ya da sen kahinsin cinlerden haber alıyorsun. Şeytanlar tarafından haberlendiriliyorsun, bilgilendiriliyorsun diye. Sana bir takım iddialarda bulunan, seni haksız çıkarmaya, seni tadil etmeye, senin kaynağının, karanlık olduğunu ifade etmeye çalışan insanlar var Mekke'de, Mekke müşrikleri. İşte bunlar şunu bilsinler ki Allah Teala seni koruyor. Şeytanlar yalnızca effak ve esim olan, çok günahkar ve yalancı olan kişilerin üzerine şeytanlar haberler, bilgiler indirir, onlara yardım eder. Şeytanlar sana yardım ede etmez. Ben size şeytanların kime neyi indireceğini haber vereyim mi buyuruyor Allah Teala bir vurgu var burada. Şeytanlar yalnızca effak ve esim olan yani çok günahkar, çok yalancı, sözünde sahtekar, yalancı, fiillerinde, davranışlarında günahkar, yalancı, yani kendisini olduğundan farklı gösteren, sahtekar, özüyle sözü bir olmayan, inanmadığı halde inanıyormuş gibi yapan, inanmadığı halde cuma namazına gidip insanların arasında şöhretini şöhretini pekiştirmek arzusuyla abid, zahit insanmış görüntüsünü veren, fakat hakikatte dinle, diyanete hiçbir alakası olmayan, da Allah'a inanmayan insanlar, şöhret şöhretperest insanlar, sahtekar insanlar, işte bunlara şeytanlar konuşur. Ya da şeytan gibi insanlar konuşur. Onlar bir kısım odaklardan şeytan görünmeyen varlıklar, insi, cinsi, cinni varlıklar demek. Yani insanların kökenini bilemediği, nereden geldiğini Fark edemediği bilgi ve yardımlarla insanları besleyenler, bunları ifade için geçmişte şeytan kelimesi kullanılmış. Evet gerçekten bir şeytan var. Fakat aynı zamanda insanlar toplumları ilgilendiren konularda gizli bir takım odaklar var. İşte bunlar da şeytanın vazifesini görüyor. Bunların üzerine insanlar komplo teoriler üretiyorlar. Diyorlar ki işte falan kişiler, şeytanlaştırılmış işte bir takım aileler, kişiler, gruplar, ülkeler falan kişiye yardım ediyor filan kişiye yardım ediyor. Bunu herkes için söyleyebilirsiniz. Hakta olan insanlar için de söyleyebilirsiniz. Efendimiz için de benzeri şeyler. Türkiye döneminde söylenmiş. Falandan yardım alıyor, filandan yardım alıyor, filan onun kulağına fısıldıyor gibi takım iddialarda bulunulmuş. Ama Kur'an-ı Kerim bize diyor ki şeytanın kime yardım edeceğini, kime bilgi getireceğini, kimi destekleyeceğini, kimi teyit edeceğini size bildireyim mi? İşte o yalnızca yalancı, sahtekar, günahkar insanlara, fasık, facir insanlara yardım eder. Şeytan yatırımını boş yere yapmaz, yardımını boş yere yapmaz. Yatırımında bir hedef gözetir, bir maksat gözetir. Ahlaksız insanlara yatırım yapar, yalancılara yatırım yapar, sahtekarlara yatırım yapar. Kimin şeytandan beslendiğinin en açık delili o insanların söz ve davranışlarındaki uyumdur. Yulqun sema ve kazi kazibun. Onlar işte o şeytanlaşmış insanlar kulaklarını o şeytanlara verirler. Fakat bu gelen haberler onların verdiği haberlerin çoğu da yalandır. Bu onların sözünü dinlemek isteyen insanlar da aslında yalancıdırlar. Yani şeytan da yalancı. Bir sözünün içerisinde 10 tane yalan katıyor sözleri dinleyen, şeytana kulak verenler de yalancı. Ve şu ara'u yettebi'humul gavun şairlere gelince şeytanlardan şairlere geçti. Şairler yani şiir okuyan, insanlara güzel sözlerle, insanları aldatmaya çalışan, insanları sözle avutan, propaganda ile insanı avutan şairler günümüzün gazetecilerine günümüzün politikacılarına benzetilebilir. Yalnızca gazeteciler değil, yalnızca güzel söz söyleyen değil. Güzel sözle halkı aldatma, halkı kandırmak için şiir okuyan, güzel sözle halkı aldatmaya çalışan tüm liderler işte bunlar şeytandır. Peki bu şeytanlara, bu şairlere, şeytan gibi şairlere, bu şu araya kim tabi olur aldatan şairlere? Onlara sapkınlar onların peşinden gider sapkınlar onlara uyar. Elem fi vadin yehimun. Onlar işte o şairler her yere girerler. Her vadide dolaşırlar. Oralardan bir şeyler derlemeye çalışırlar. Bir takım güzellikleri oralardan elde etmeye çalışırlar. Herkesin içine girerler. Tarikatın içine girer, tarikatçı olur. Cuma namaza gelir, namaz kılar. O grubun içine gider, ondan olur. Öbür grubun içine gider ondan olur. Her gruba girer, her yerden bir şeyler elde etmeye, bir şeyler arzu eder, oralardan bir şeyler devşirmeye çalışır. O şu ara insanlar kendisine uysun diye. İnsanları aldatan şairler ve politikacılar. Ve ennehum yekulne ma la alun. Onların en önemli özelliği onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Onların yalnızca dilindedir hakikat. Dilinde güzel sözdür fakat amelleri, davranışları, iş dünyaları tamamen birbirinden farklıdır sahtekardırlar, üçkağıtçıdırlar. İnsanları aldatmayı güzel sözle kendilerine adeta sanat edilmiş, iş edilmiş insanlardır. Her yere girer, oradan gözükür, herkese gülücük dağıtır. Fakat bu bir şaşkınlıktan kaynaklanan vadi vadi dolaşma, şehir şehir ülke ülke dolaşma mıdır? Yoksa bu her yerden bir şeyler elde edebilme, kendini kabul ettirme için bir dolaşma mıdır? Her ikisi de mümkün. Her ikisini de ifade ediyor. Buradaki ifadeler. Bu şairler, güzel söz söyleyenlerin içerisinde başka bir takım niteliklere sahip, iyi niteliklere sahip insanlar yok mudur? Tabii ki vardır. Ancak bu şairlerin içerisinde, güzel söz söyleyenlerin içerisinde illa amenu ve amilu salihati ve zekerullah kefiram ve entesaru min badima zulimu. İşte bunların içerisinde, yani bu şairlerin içerisinde İman edip salih amel işleyenler vardır. Ben tesarum badi Yani zulme uğradıktan sonra da kendilerini desteklemeye çalışan, kendilerini savunan, hatta zulme uğrayan ve zulme uğradıktan sonra o zulmün intikamını öcüne alan diye tefsir ediyor. Meal veriyor Elmalı Hamdi Efendi. Öçülerini, intikamlarını alan şairler, güzel söz söyleyenler müstesnadır. Yalancı, yapmadığını söyleyen, her yere girip çıkan sahtekar şairler değil, Allah'a iman eden, doğru yoldan ayrılmayan, salih amel işleyen, yalnızca zalimlere karşı hakkı, hakikati savunan, zalimlere karşı kendini müdafaa eden, zalimlere karşı sert davranan, mazlumlara karşı merhametli olanları Allah Teala istisna kılıyor. Bunlar müstesna diyor. Sonra bir başka ayet kelime şöyle bitiyor. Surenin son ayeti bu ve se'alemullezine zalemu ayyemun munqalibi yanqalibun ve se'alemullezine zalemu ayyemun yan yanqalibun ve zalimler zalimler hangi zalimler politikacılar şairler gazeteciler güzel söz söyleyerek halkı aldatan yapmadığını söyleyen sahtekarlar insanlara zulmedenler hepsi bütün zalimler Burada kastedilen sahih olan görüşe göre bütün zalimlerdir der İbn Kesir. Böyle bir tevcihte bulunur. Mesela alellezine ralemu ayyunqalbi yinqalibun. Yani hangi intikamla, hangi devrimle bir mealde bu şekilde vermiş. Hangi devrimle, devrilişle devrileceklerini, durumlarının, pozisyonlarının tam aksine bir duruma düşeceklerini sen yakında bileceksin zalimlerin diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'deki zalimlerin akıbeti hakkındaki en şiddetli ayettir. Bundan dolayı Hz. Ebu Bekir radıyallahu an vefatı esnasında iki satırlık bir vasiyet yazdırmıştır. Bu vasiyet isnadı ile birlikte yani kızı Hz. Ayşe'den ve ondan sonra Hişam bin Urve'den yani onun yeğeni Urve, Urve'nin oğlu Hişam'dan bize intikal ettirilmiş bir rivayettir. Bu rivayette Hz. Ebubekir Bekir şöyle bir vasiyet yazdır. Bismillahirrahmanirrahim der. Bu Ebu Bekir'in vefatı esnasındaki vasiyetidir. Bugün öyle bir gündür ki artık kafirler bile hakka hakikate iman eder. Bugün öyle bir gündür ki günahkarlar günahlarını bırakır, terk eder. Bugün artık yalancıların doğru söylediği gündür. Artık bu anda ölüm anında asla insanın yalan söylemesi mümkün değildir. Ben size Ömer'i benden sonra halife olarak vasiyet ediyorum. Ümit ediyorum ki adil davranır. Fakat adil davrana, davranacağını da ümit ediyorum. Fakat adil davranmaz. Adaletten ayrılırsa işte o zaman ben şu ayet-i kerimeyi ona hatırlatırım. Ve seya'lemu zalemu eyyemun kalebin O zalimler nasıl bir devrilişle devrilip o zulümlerin cezasını nasıl çekeceklerini, nasıl perişan olacaklarını çok yakında bilirler ayetini yazar. İşte bu ayet kelime siyaseti gücü elinde tutan zalimler için en önemli tehdit içeren ayetlerden birisi olduğu için Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinden sonraki halife Hz. Ömer hakkında bu ayeti hatırlatır. Halife Ömer gibi bir insan. Hz. Peygamber'in yanında onun veziri konumunda olan bir insan. Hayatı boyunca haktan, hakikatten ayrılmamış, peygamberin yolunda hakkın, hakikatin adeta temsilcisi olmuş bir insan hakkında bile eğer adaletten ayrılırsa, eğer insanlara zulmederse, işte onun hakkında bu ayetle onu tehdit ediyorum. Allah diyor ki zalimler öyle bir akibetle, öyle bir devrilişle, öyle bir inkılapla devrilecekler ki işte onu çok yakında o zalimler görürler diye Allah tehditte bulunuyor, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer gibi bir insan için bile bu tehdidi hatırlatıyor. Şimdi düşünelim, İnsanlar benim partimden, benim hizbimden, benim gittiğim okullara gitmiş, benim mezhebimden diye bir zalimi destekliyor, bir hırsızı destekliyor. Bunu kendilerine adeta bir kimlik meselesi yani vazgeçilmez temel kimliklerinden bir kimlik kendilerinin varoluşuna bir tehdit gibi görüyor. Onu desteklememeyi, başka birisinin iktidara gelmesini. Yani zulme rıza göstermek, zalime rıza göstermek, zulme ve zalime müsamaha göstermek, sana para veriyor diye, sana makam veriyor diye, senin çocuğuna iş buldu diye zalime rıza göstermek işte bu dünyanın en büyük alçaklığıdır. Dünyanın en büyük ahlaksızlığıdır. Hazreti Ömer dahi olsa eğer zulmederse Allah ondan intikamını alır buyuruyor Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh vasiyet ederken. Unutmayalım kim olursa olsun. Eğer bir damla zulmetmişse bu zulmünün akıbetini görecek. Özellikle de siyasiler, özellikle de gücü elinde tutan insanlar. Allah Teala'nın kendilerine dünyada güç verdiği insanlar. Bu gücü Allah'ın rızası dışında kullanmış, kendi menfaati için, kendi ailesi için kullanmış insanları aldatmışsa Allah onları ters yüz edecek. Allah'ın onları ters yüz ettiğini Bugün göremezseniz de yarın göreceksiniz ve Allah Teala'nın intikamının zalimlerden, despotlardan nasıl alındığını seyredeceksiniz. Hoşçakalın efendim. Bir başka konuşmada görüşmek dileğiyle.